Önce sahneme bir tane küre çizeyim. Küreyi çizdikten sonra sağ tıklıyorum, işlemi tamamlıyorum. Modifi paneline geçmek suretiyle buradaki modifi liste tıklıyorum. Mesh Select'le arkadaşlar obje üzerinde belli yüzeyleri yumuşak hale, serbest üzerine düzenlemeler yapacağımız kısımlar haline getirebiliriz. Örnek vermek gerekirse buradaki kürenin üst kısmına yandan bakmak gerekirse şu mouse'un hizasından gelen üst kısmını tamamen yumuşatarak farklı hareketler yapabileceğim obje haline getirebilirim. Bu işlem için şuradaki poligon alt obje nesnesini seçtikten sonra objenin üst yüzeyini seçiyorum. Ardından buna arkadaşlar artık soft selection özelliğini verebilirim. Bu işlemleri yaptıktan sonra üzerine şimdi After Dragon komutunu uyguladığımızda sadece burada yüzeyini yumuşattığımız obje üzerinde çalışma yapabiliriz. Örnek vermek gerekirse bunu başka bir meyveye benzetebiliriz. Başka herhangi bir objeye benzetebiliriz. Şuradaki After Dragon üzerindeki Fallout değerini ne yapabiliriz? Arttırarak görmüş olduğunuz gibi objeyi farklı forma sokabiliriz. Yine ki pitch değeriyle görmüş olduğunuz gibi objeyi içe doğru hafif ne yapabiliriz? İçe doğru çöktürebiliriz. Bevel komutu da bunun bir benzer işlevi görmekle beraber paralel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bu içindeki çöküş noktaları, çöken noktaları biraz daha dikleştirmektedir. Bu şekilde objeyi farklı formlara sokma imkanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi obje farklı bir şekillere bölünebiliyor. Şu durumda gördüğünüz gibi. Bu yolla endüstriyel modeller veyahut da bunun dışında doğal nesneler, meyveler ve bu tür benzer şeyler modellenebilir. Yine bunun üzerine başka modifiyeler uygulayarak objemizi farklı formlara sokabiliriz. Örnek vermek gerekirse Mesh Smooth modifiyeri ile objede yüzey keskinliğini azaltarak ne yapabilirsiniz? Daha pürüzsüz yüzey elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada az önce Mesh Smooth uygulamadan önceki haliyle objenin şu anki hali çok daha farklı görünüyor.